Fanatik TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Ufanatik TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir hasta yakınının sosyal medya hesabından paylaştığı ölüm raporuna ilişkin iddia edildiği gibi hasta Covid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesiyle Covid-19 tedavisi gören hastanın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak kişinin Covid ölümünün saklandığının iddia edildiğini belirterek hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belge ile kayıtlardaki ölüm belgesini paylaştı. Cemal Küçükşahin'in bir vakıf üniversitesi hastanesinde Covid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini, kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorun ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onayladığını ifade eden Koca, ölüm belgesinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir bilgisini verdi. Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporunun hekim tarafından onaylandığını ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek hastanın Covid-19 pozitif olduğunun ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiğinin hatırlatıldığını aktaran Koca, hekimin de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onayladığını vurguladı. Raporun son halini sosyal medya hesabından paylaştığını belirten Koca şunları kaydetti. Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi Covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur. Bakan Koca açıklamasının sonunda Küçük Şahin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi. Şanlıurfa Jandarma Kom ekiplerince Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kaçak kazı yapan kişiler tarafından Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindanın ortaya çıkarıldığı belirlendi. Bu Arapça yazılır. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla mahallesinde kaçak kazı yapan kişilere operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Kışla mahallesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bu kişilerin uzun bir süredir yaptıkları kazılarda yeraltı şehrini andıran bir yapıyı ortaya çıkardıkları 400 metrekarelik alanın Roma dönemine ait esir alınan tutsakların bulunduğu çok sayıda odası bulunan zindan olduğu belirlendi. İzinsiz kazıyı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Bu tarafa doğru gel. Ben mi? Böyle geniş mi alacağım? Roma dönemine ait kılıç, gümüş haç, tas, zincir, iki alan arama cihazı ile kazma ve kürek ele geçirildi. İzinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi işlemleri yapılmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ramazan'da verilen fitre sadakası hakkında merak edilen sorulara cevap veren Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi Cami İmamı Alişen Hoca, fitre her Müslümanın ödemesi gereken vacip olan sadakadır dedi. Allah razı olsun. Malumunuz fıtır sadakası. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Ramazan fitresi ile ilgili merak edilenleri Cami İmamı Alişen Hoca anlattı. Ramazan fitresi her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 28 TL olarak belirlendi. Ramazan'a ulaşmanın şükrü olarak verilen fitre kimlere verilir? Kimler fitre verir? Zekat isteyene verilebilir mi? Zekatı geciktirmek caiz mi? Alacak zekattan sayılır mı
ve daha birçok sorunun cevabını Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Şehitlik Mahallesi Cami İmam Hatibi Ali Şen Hoca anlattı. Bayram günü borcu ve asli ihtiyaçları dışında artırıcı olmasa dahi nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman ödemesi gereken vacip olan bir sadakadır. Malumunuz Tevbe suresinde 60. ayette zekata ehil 8 sınıf insan zikredilir. Zekata ehil 8 sınıf insanın hepsine zekatımızı verebildiğimiz gibi fitremizi, fıtır sadakamızı da verebiliriz. İnsanlarımızda şöyle bir düşünce var. Ya istedi. Hocam isteyene verilmez mi? Kardeşim isteyene kendi malından verebilirsin. Ama vacip olan fıtır sadakasını veya farz olan zekatı veremezsin. Çünkü fitre ve zekatlar zenginin elindeki fakirin hakkı olan emanetlerdir. Emanetlerin ehline ifa edilmesi gerekir. Suruçlu genç Arman Şahin, Şanlıurfa-Suruç arasında motosikletiyle ilerlerken iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına uçtu. Şanlıurfa-Suruç arasında direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü su kanalına düştü. Alınan bilgilere göre Suruçlu Arman Şahin, iddialara göre motosikletiyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Motosikletiyle beraber kanala düşen gencin cesedi ekipler tarafından çıkartılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Şahin'in Suruç'un Bubik Kırsal Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 19 yaşındaki bir genç çatıda kuşlarını beslerken dengesini kaybetti. 6. katta beton zemine düşen genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde güvercinleri beslemek için çıktığı 6 katlı evin çatı katından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir apartmanın çatı katında güvercin beslemeye başlayan 19 yaşındaki Ömer Furkan D. güvercinlere yem vermek için çatıya çıktı. Çıktığı çatıda dengesini kaybeden Ömer Faruk D. beton zeminin üzerine düştü. Düşmenin şiddetiyle beton zemine düşen gencin yaralandığını görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ömer Faruk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kerpiç evde yangın çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın kerpiç evi kullanılamaz hale getirdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırsal mahallede kullanılmayan bir kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aile ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tek katlı kerpiç evde çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı Kavşağı'nda gece geç saatlerde kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken kazaya karışan diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada
Motosikletlerden biri alev aldı. Kazada bir kişi yaralanırken diğer sürücü motosikleti olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Oduncular Pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen sepetli motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada plakasız motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haliliye Ek Hizmet Binası'na kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Karaköprü ilçesine bağlı çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine sürücü durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay Karaköprü ilçesine bağlı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevre yolundan Karaköprü istikametine seyir halinde olan, henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü durumu fark edip aracını park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada otomobil alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte emniyet ekipleri Şanlıurfa genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkece kapanmaya gidileceğini açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından bağ ve bahçelere doğru akın başlamıştı. Tam kapanma nedeniyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş çıkışları, cadde ve sokaklarda adeta kuş uçurtmuyorlar. Şanlıurfa'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca kentin birçok kesiminde denetim gerçekleştirdi. Abide kavşağında yolu daraltarak tek şeride düşüren polis ekipleri, vatandaşların yanında bulundurmak zorunda oldukları izin belgelerini kontrol eden ekipler, izin belgesi bulunmayan ve tedbirlere uymadığını tespit ettikleri kişilere idari para cezası uygulamaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ve uzaktan eğitime geçilmesiyle Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsü boş kaldı. Koronavirüs salgını dünya üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de virüs, başta sağlık olmak üzere eğitimi ve ekonomiyi de ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Ülke genelinde salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken uzaktan eğitim dönemi devam ediyor. Harran Üniversitesi Osman Bey kampüsünde bir yıldan fazladır öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle okul arkadaşlarını, kantin muhabbetlerini, oturdukları sıraları, ders yaptıkları amfiyelere, hocalarına hasret kalırken uykusuz gecelerin ardından ise girdikleri sınavlarına artık giremiyor. Virüsten önce Osman Bey kampüsü her zaman öğrencilerle dolup taşarken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ve uzaktan eğitim sürecine girildiğinden boş kalma sonucu sessizliğe büründü.
Türkiye'nin en büyük üniversiteleri arasında yer alan Harran Üniversitesi, muhteşem gölü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, Osman Bey yerleşkesinde uzun bir süredir öğrencilerin olmaması nedeniyle boş kalan alanda kuş cıvıltıları yankılandı. Harfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, çeşitli alanlarda kullanılmak üzere özenle hasat ediliyor. Harfeti ilçesinde yetişen, eşsiz simsiyah rengi ve kokusu ile ilgi gören karagül, seralardaki görevliler tarafından çeşitli alanlarda kullanılması amacıyla dallarından kesilerek hasat edilmeye başlandı. Staslov Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında sakin şehir ağına dahil ettiği Halfeti ilçesi, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin saklı cenneti olarak nitelendiriliyor. Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle bölgede üretim alanı azalan karagül, yetiştiği topraktan aldığı kendine özgü rengi ve kokusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaymakamlık, belediye ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından geniş bir alana yayılmasını sağlamak amacıyla 3 serada yetiştirilen karagül, Halfeti Belediyesi tarafından yapılan başvuru üzerine bir ay önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesiyle tescillendi. Şanlıurfa'da ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılması amacıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliği yapmak isteyen vatandaşlara gerekli tüm malzeme dağıtımını tamamlayarak çiftçilere besleme konusunda da eğitim verdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tarımın başkenti Şanlıurfa'da ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılması projesini hayata geçirdi. Sadece böyle dizeceğiz. Buradaki böcekler bu yaprağı çıkacak. İpek böcekçiliği için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 77 çiftçiye dut ağaçları kerevet, dut bıçkısı, termometre ve kireç dağıtımının ardından ipek böceği larvalarının dağıtımıyla beraber çiftçiler ipek böcekçiliği yetiştiriciliğine başladı. İpek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında dut ağaçları, kerevet, dut bıçkısı, termometre ve kireç dağıtımının ardından ipek böceği larvalarının dağıtımıyla uzun soluklu projenin tüm aşamaları tamamlanmış olup üreticilere besleme konusunda yerinde eğitim verildi. Yaprakları bu şekilde dizdikten sonra bu yaprakları makarna gibi, erişte makarnası gibi keseceğiz. Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. TFFmisli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta maçları tamamlandı. Ligde sezonun son maçları 8 Mayıs 2021 tarihinde cumartesi günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta maçları tamamlandı. Şanlıurfa Spor'un yer aldığı Beyaz Grup'ta son haftalara girilirken Sancaktepe deplasmanda Kahramanmaraş Spor'a 4-1, Hacettepe kendi evinde oynadığı Afşet Afyon Spor'a 1-0 mağlup olduktan sonra kümeye düştüler. Kümeye düşecek 3. takım bu hafta oynanacak olan müsabakalardan sonra belli olacak. Hacettepe ve Sancaktepe Spor önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu 3. Liginde mücadele edecekler. Ligde sezonun son maçları 8 Mayıs 2021 tarihinde cumartesi günü öğleden sonra saat 3'te oynanacak. Haftanın maçları: Ankara Demirspor Stadı, Ankara Demirspor Hekimoğlu Trabzon, İnegöl İlçe Stadı, İnegöl Spor Hacettepe, Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Spor Gümüşhane Spor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı, Sancaktepe FK, Anagolt 24 Erzincan Spor, Çorum Şehir Stadı, Çorum FK Sarıyer, Afyon Zafer Stadı, Afşet Afyon Spor, Zonguldak Kömür Spor, Diyarbakır Stadyumu, Ahmet Sportif Faaliyetler, Kahramanmaraş Spor, Niğde 5 Şubat Stadı, Niğde Anadolu FK, Uşak Spor AŞ, Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadı, Ergene Veli Meşe Spor, Şanlıurfa Spor. Urfa Natik Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.